Devam ediyoruz Beyaz Futbol'da. Sevgili seyirciler, Ersun Hoca'nın basın toplantısı, Arda'nın maç sonrasında söyledikleri var. Çok önemli. İsterseniz Ersun Hoca'yı bir dinleyelim mi Sinan abi? Bu arada Ersun Hoca basın toplantısında konuşurken Medipol Başakşehirli futbolcular basın toplantısı odasına yakın yerden Şampiyon Başakşehir şarkılarıyla geçerken oyuncular galibiyeti kutlarken bir anda basın toplantısı kesiliyor. O bölümde var, bir izleyelim. Şeyi haberi var mı bizde? Fırat Aydınus haberi bu akşam. Var. Fırat Aydınus'la ilgili. Var, evet, konuşacağız onu. Çünkü onunla ilgili anlatacaklarım var. Yani Fırat Aydınus'la yardımcı hakem arasında Yusuf, ya mı? Yusuf Bozdoğan mı ne galiba? Yusuf Bozdoğan. Hakem odasında yaşananları, kavgalar bayağı sürmüş. Dışarıda polisler falan, kapılar kilitlenmiş falan. Onu anlatacağız. Evet. Peki. Bir gidelim Ersun Hoca'ya. Oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için oldukça üzgünüz. Bugün biraz önce soyunma odasında da aynı şeyleri paylaştık. Herkes aldığımız sonucun hak etmediğini düşünüyor. Bu aslında hepimizin üzüldüğü bir konu. Ama bundan sonraki her maç artık Fenerbahçe'nin final maçıdır. Ve biz bugün çıktığımız her maçın en iyi şekilde, en iyi performansıyla lehimize çevirmemiz gerektiğini artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ya malzeme bundan bu yemek yapılır mı? Şimdi bu bir ritim işi. Bu bir senkronizasyon işi. Gerçekten ayarlarımız bozuk. Ayarlarımızın tekrar eski Fenerbahçe'nin istediği ayarlara döndürülmesi ve Fenerbahçe gibi olması gerekiyor. Yani benim inanışım şu, biz futbol oynamadan belirli hedefleri tutturmuş ve bu hedefleri sadece o hedefler peşinde koşan bir takım değiliz. Biz büyük bir camiayız, büyük bir takımız, büyük takım gibi olmalıyız. Bugün yenildik ama bugün biz belirli bir süre içinde hepimizin de gördüğü gibi Fenerbahçe gibi oynadık. Yani bizim bir oyun gücümüz olmak zorunda. Ve bize hiçbir şey olmaz. Çünkü bizim bir oyun gücümüz var, bir oyunumuz var, bir takımımız var. Ve biz eğer şampiyon olacak bir takımsak ve bunun içinden de bir takım çıkacaksa ve bunun net bir şekilde görüntüsü olacaksa biz bunu oynamaya devam etmeliyiz. Yani burada asla korkmadan, asla çekinmeden her rakibe karşı üstün olmalıyız. Evet, bugün skor üstünlüğünü verdik ama oyun üstünlüğünü vermedik. Biz oyun üstünlüğünü devam ettirecek ve skorları da alacak bir takımız. Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmaz. Şimdi başarı ve başarısızlık çok göreceli bir iş. Eğer bu göreceği, o sizin takdiriniz. Yani benim kendimi değerlendirmem çok söz konusu değil. Ben oyuncularımla birlikte belli bir plan içinde çalışıyorum. Bu planı uygulamaya çalışıyorum. Zaman zaman tabii aksıyor. Ama bunlar normal. Bence hem Beşiktaş maçı hem bu maç daha farklıydı. Ve Fenerbahçe gerçekten oyun gücünü bugün ortaya koyan önemli takımlardan biri oldu. Ve ben bunun çok daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Çok daha yüksek performans olacağını düşünüyorum. Evet, o goller kaçmazdı. Rakibimiz yakalasaydı atardı. İki kere, evet. Bir de son dakikada bir yan topla bir pozisyon vardı. Rakip affetmiyor, atıyor. Ama biz bunu atmalıyız. Yani bunun tarifi yok. Atmalıyız. Atamadık. Son bir soru alalım. Tabii oynayacağımız bütün maçların artık bundan sonra geri dönüşü olmayan maçlardır. Hepsini kazanmak için oynamamız gerekiyor.
Zaten kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yaptıklarımız da belli. Bu hataları yapmayıp artık bu finalleri doğru oynamalıyız. Yani en azından bu kadar kolay gol yememeliyiz. Bu kadar kolay yenilen golün bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye bağlamak hata olduğunu ve takım olarak düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. En az orada ortayı yaptıran, en az orada o pozisyonu veren kadar o golü yiyen ya da o golün pasını engelleyemeyen de vardır. Çünkü biz onun bir takım olarak olduğunu düşünüyoruz ve bunları iyileştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızın da moralini bu şekilde tutmak zorundayız. Ayrıca Başakşehir'de başarılar dilerim. Onların da şampiyonluk yolunda hayırlısı olsun. Siz şampiyon olun, İstanbul'u yakalım diyor Başakşehirli futbolcular. Ersun Hoca diyor ki kim? Kim bunlar diyor. Taraftar zannediyor, futbolcular diyor. Tamam biz susalım çok o zaman diyor. Çok kibar adam ya. Çok kibar. Kibar adam. Çok naif, çok saygılı bir şekilde diyor ki onlar sevinsinler. Çok kibar size adam. Şu anda ben basın toplantısı düzenliyorum diyor kendince. Ondan sonra devam edelim. Tamam şimdi, futbolcular mı onların hepsi? Futbolcular. Bir görebilir miyiz onu tam geniş alanı? O bölümü tekrar verebiliyor muyuz arkadaşlar? Verebiliyoruz. Hazır. Ersun Yanal konuşurken Başakşehir şampiyonluk marşı söylüyor. Siz şampiyon olun, İstanbul'u yakarız. Bakalım bir daha görelim. Ses çok şey gidecek, sen bekledim ses. Bu haftalarda genelde Fenerbahçe... Sonrasında futbolcular, yönetimden birkaç kişi var. Onlar giderken, tabii onlar da kendilerince haklılar. Ersun Hoca'nın orada... Bu maça Göksel Başkan herhalde iyi bir prim verdi herhalde. Bir de orada bir coşku da var. Yani, çok büyük coşku ama var. Hak ediyor Başakşehir. Hak ediyor ama ben bugün Ersun Yanal'a katılmıyorum. Yani Fenerbahçe... Geçen hafta veya Galatasaray maçındaki gibi ikinci yarı yani Beşiktaş maçı ve Galatasaray maçındaki gibi oyununu oynamadı. Bir 15 dakikalık bölümde oynadı. İşte kaçan Zayiç'in olsun solda Adon'un pozisyonları var. Net olarak baktım pozisyonlar var. Onun orada işi bitirebilir ya. 10-15 dakika bir iyi oynadı. Rakibi iyice boğdu. Topu eline ayağına aldı. Top yüzdesi çok üstündü. Ama yine de geçen haftaki futbol yok. Geçen haftaki futbol yok. Fabrika ayarları falan hep bozuktu hocam. Yani Fenerbahçe'nin sezon başından beri zaten ayarı yok. Yani fabrika ayarı diyorsunuz da fabrika ayarı yok zaten. Çünkü Fenerbahçe'nin bir oyuncu kadrosu yok, 11'i yok, sistemi yok. Devamlı kimin ne oynayacağı belli değil, kimin ne oynadığı belli değil, kimin ne yaptığı belli değil. Ne savunma yapıyor, ne orta saha tamamıyla goller. Yani tamamıyla gollere bakıyorsun rakiplerin hatasından dolayı yani... Fenerbahçe'nin kendi yaratıcılığından özel olarak bir gol yok. Yani Hasan'a bakıyorsun uzaktan vurdu geçen hafta. İşte bakıyorsun geçen hafta Beşiktaş defans hatasından araya girdi. Zayiç'in attığı şeyde yaptığı ortada. Yani Fenerbahçe'nin tamamıyla bir oyun şablonu yok. Yani ayarı yok. Yani fabrika ayarları bozulmadı. Zaten fabrika ayarı yoktu Fenerbahçe'nin. Bu böyle gidecek. İki ileri bir geri. Fenerbahçe ligi 10. 9. 8. neyse bir yerlerde bitirecek. Ama önemli olan seneye neleri yapabileceği. Seneye neler yapacak? Bu kadrodan nereden baksan Fenerbahçe'nin şu an oynayan 11'inden nereden baksan 7-8 tanesi önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin düşünen 11'inde olmamalı. Herhalde olmayacaktır. Evet. Olmayacak. Ben de onunla ilgili bir tweet attım şimdi. Sizce Fenerbahçe'den kimler gitmeli diye? Fenerbahçe'den gidecek çok adam var Ertem'cim. Ama önemli olan yerine doğru adamları almak. Bak Moses ağzımız açıyoruz mu? Şimdi her ne kadar canlı bomba olsa ne o çocuk? Malatya'dan alınan çocuk. Sadık. Sadık. Ama işini bitirdi. Atıyor, vuruyor, çıkıyor, savunma yapıyor. Faydalı mı? Faydalı oldu. Hı hı. Moses faydalı mı? Faydalı oldu. Baktın mı? Dolayısıyla Fenerbahçe demek ki doğru transfer yapma şansı yok. Ha. Şimdi artık eskisi gibi, geçmiş senelerdeki gibi yıldız oyuncu transferler, pahalı transferler falan yok. Artık sevgili Ali Koç, Fenerbahçe'de para. Hı hı. Biraz o da sıkıntıya başlamış. Para sıkıntısı başlamış Fenerbahçe'nin de. Dolayısıyla ne yapacak? O da küçülmeye gidecek. O da küçülmeye gidecek. Çünkü ortalama 2-2,5-3 milyon euro maaş veriyorlar. Elinde 25 tane 24 tane futbolcu var.
Yani Fenerbahçe'de böyle bir fuzuli bir harcama var. Yani bakıyorsun şimdi Volkan Demirel, Harun, Berke, Carlos, Kamani. Gel defansa. Buradan zaten Kamani yok artık. Kamani gider. Volkan'ın durumu belli olmaz. Harun, yani bilmiyorum. Berke, Harun, zaten. Volkan bugün kötü oynadın. Volkan bugün iyi oynamadı. Yok. Yedi ilk golde. Volkan ya bu yumruklu topu elle tutmaya çalıştı, atmaya çalıştı. Volkan bugün iyi oynamadı Volkan. Gelelim Volkan mesela. Demirel'in sözleşmesi bitiyor. Harun Tekin, Berke zaten gelecek vadeden. Harun çok soru iyi işareti. Kardeşi. Berke zaten aslan gibi. Volkan soru işareti koyuyor. Diyor Volkan'a. Sinan abi. Soru işareti. Defans Harun hattına kalır. Gelelim. Berke'yi bilmiyorum. Siz de Twitter'dan yazabilirsiniz Carlos bizlere sevgili seyirciler. Hasan Ali Kaldırım. Kalır. Sözleşmesi var. Sözleşmesi kalır. Hasan Ali. Şikayet edin. Sinan abi gönderir zaten şikayet edin. Erken, sormuyorum bile şikayet edin. Hasan Ali iyi oyuncu. Hasan Ali milli takım peki ya. Tabii. Şimdi, Hasan Ali zaten takımın en iyisi bence. Bak. Şikertel, Noştater sözleşmesi bitiyor. Onlar gider. İsla. Kalabilir. Şener gider. Sözleşmesi bitiyor Şener. İsmail gider. İsmail Köybaşı gider. Sadık Şener kalır, gider. Serdar Sadık kalır. Kalır. Serdar kalır. Bir burada dakika. Çok önemli. Sinan abi diyor ki Şener gider, İsmail gider. Şener gider, İsmail gider. Şikertel gider, Noştater gider. Ben Şikertel'i gider. Fenerbahçe taraftarı seviyor enteresan bir şekilde. Ama Fenerbahçe'nin yediği golleri bir analiz edelim bakalım. Ben niye Sadık mesela, Sadık'ı beğeniyorum? Mesela diyorum Sadık faydalı. Ama Şikertel'i maalesef yediği gollerde işte sert oynuyor, bilmem ne oluyor falan filan işte. Bilmem ne çıkıyor kafaya vuruyor ama yenilen gollere bakın Şikertel'lerde. Gelelim hücum hattına. Orta saha. Orta saha gelelim. Orta saha. Elif Elmas. Sözleşmesi kalır. Devam. Topal kalır. Balbuena gider. Gider diyor. Jason kalır. Benzia gider zaten. Gider zaten gitsin. Mehmet kalır. Mehmet Alper gider. Kalır. Alper gider diyorsunuz. Nabi gider. Kalır. Kalır diyor. Moses kalır. Moses kalır. Tolga Ersan kalır. Zayt kalır. Ferdi zaten yeni oyuncu gelecek. Tolga Ciğerci falan gider. Onlar gider. Gider diyor. Yani, sözleşmesi bitiyor. Şu ana kadar 12 tane oyuncu falan saydık gider. Tolga Ertenç var mıydı ki zaten? Evet. 12 tane oyuncu saydık şu ana kadar. Gel hücuma. Bak hücum şu ana kadar 12 saydık. Hücum hattında çok enteresan olacak. Buyurun. Ayev kalır. Silimani gider. Soldado gider. Sinan abi. Frey de gider. Ayev kalır mı? Kalır. Kalmalı mı daha doğrusu? Değil ama yani kiralık mı o? Kiralık. Geçmiş olsun. Hücum hattı komple gider. Gider değil mi? Evet komple Fenerbahçe'nin gider. 3 tane bomba gibi forvet hattına değil mi Sinan abi? En az 3 tane bomba. 2 tane gibi. Santrafor şart. 2 tane santrafor şart. Yani Fenerbahçe önümüzdeki sezon nereden baksan 13-14 tane oyuncu ile vedalaşacak. Bakın şu an 4. 4 buradan koyduk. Gel orta sahaya Orta sahaya onurum. Gelelim tekrar. Gel sana hemen söylüyorum 4. Gel orta sahaya. Bak Alper 5. Dirar kalır. Benzia 6. Valbuena 7. Kalır. Benzia 7. Ne o çocuk? Tolga 8. Ferdi'yi bilmiyorum. Ferdi zaten gelecek yıllar içinde 1-2 sene sonra dön defansa gel. Defans hattı Fenerbahçe'nin. Kimler gitmeli? Sözleşmesi bitenler. Şikertel gider, Noştater gider, Şener 10. gider, İsmail gider. 12. 12. Tamam 12 yaptık. Gel kaleye. Kamani gider. 13. 14. Volkan soru işareti. Sezon sonuna kadar performansı önemli. Ben olsam her zaman Volkan'ı abi olarak tutarım. İmzalatırım. Hı-hı. Ayrı bir şey ama Volkan. Yani 14 tane oyuncuyla Fenerbahçe önümüzdeki sezon. Yani hocam, sevgili hocam, fabrika ayarları falan deme. Ayarı yok. Önümüzdeki sezon 14 tane bir futbol takımından gidecek olan takımın, o takımın ayarı falan olmaz. Fabrika ayarı olmaz zaten. Demek ki fabrika ayarı hiç olmamış. Bunun hiç ayarı olmamış. Onun için yani kesin ve kesin Fenerbahçe önümüzdeki sezon işi çok zor. Çok önemli transfer yapması lazım. Ama tek bir şey söylüyorum sevgili başkan. Allah aşkına santraforunu iyi al. Bir takımın en önemlisi santrafor. Golcünü iyi al. Bugün Galatasaray Mustera'yı yollamayı düşünüyor. Ya düşün Mustera'yı. Onun için siz elinizde bakıyorsun hala şu derme çatma kadrosuyla. İşte ben eleştiriyordunuz bu takımda işte çöp şunlar bunlar diyorsun. 14 tane oyuncu var. O 15 de olabilir. Bakın 15 de olabilir. Belki 16'ya da çıkar. Yani Fenerbahçe'nin Ertem önümüzdeki sezon mesaisi büyük. Doğru. Mesaisi çok büyük. Ondan dolayı Fenerbahçe bugün ama bugün yani derler ya bozuk saatte
günde bir kere doğruyu gösterir veya iki kere işte falan böyle bir sözü vardır. Öyle bir şey söyler. Bozuk falan. Saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. İşte Fenerbahçe'de böyle bir durum. Yani Fenerbahçe arada sırada iyi oynar, maçı alır. İşte geçen hafta Beşiktaş'ı yeniyordu neredeyse, iki hafta önce. Yani demek olabiliyormuş. Evet. Bu hafta bakıyorsun, oynasaydı olabilir. Galatasaray'da baksa olabilirdi. Yani bu aynı bu. Fenerbahçe böyle. İki ileri bir geri Fenerbahçe taraftarı ama helal olsun Fenerbahçe taraftarına. 37 bin kişi, 40 bin kişi takımını sonuna kadar destekliyor. Ama arkadaşlar lütfen böyle bir maçta bir gol attı, bir asist yaptı bu tip oyunculara prim vermeyin. Prim vermeyin. Yazık. Yazık. Fenerbahçe'ye prim verdiğiniz oyuncu, vereceğiniz oyuncu uzun maratonda hemen hemen senede 8-10 tane iyi maç oynayan oyunculara prim verin. Senede 2 tane iyi oynayan oyuncuya prim vermeyin. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de birazdan ekrana getireceğiz. 10 numarayı getirelim. Fenerbahçe dün Başakşehir'e, İstanbul'un Başakşehir semtine yakın bir yerde konakladı. Ve muhteşem bir görüntü ortaya çıktı. Bir saniye oynatmayın arkadaşlar. Durduralım bir. Paus yapalım. Durduralım. Yukarıdan çekim Fenerbahçe TV'den. Mükemmel. Fenerbahçeli taraftarları kutluyoruz bir kere. Harika destek çıktılar. Fenerbahçe taraftarı tıpkı 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi her zaman takımına yürekten destek veriyor. İyi günde, kötü günde. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü hiçbir zaman tartışılmaz. Zenit, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Zenit'in taraftarları nasıl Zenit'i stada kadar böyle uğurlamışlardı? Fenerbahçe güzel bir planlama yapmış, güzel bir gösteri yaptı. Dün Fenerbahçe inanılmaz bir şekilde havaya girdi olumlu anlamda. Moraller yerindeydi. Bakın Fenerbahçe takımı Başakşehir semtine giderken, oteline giderken daha doğrusu nasıl gitti? Bu dahi işe yaramadı. Yani taraftar itelemeye çalışıyor. Olmuyor. Bir izleyelim bakalım. Şimdi ayrıca da bugünkü maçın hakemini Hüseyin Göce'yi beğendin mi? Beğendim. Arda'nın pozisyonu alakası yok. Getirelim. Doğru. Arda'nın pozisyonu ayaktan ele çıkıyor. Orada penaltı olmaz. Robinho'nun devamı doğru. Pozisyon olarak baktım. Yani ben bugün Hüseyin Göce'yi İyi maç yönettiğini şu düşünüyorum. Şu pozisyon penaltı mı? Hayır, değil. Ayaktan ele geliyor. Ayaktan ele geliyor değil. Penaltı falan değil. Robinho'nun pozisyonu var aynı şekilde. Devam kararı doğru. Kesinlikle ben bugün Hüseyin Göce'yi kutluyorum. Kutluyorum. Maça tesir edecek. Şu pozisyonda da ayağını kaçıramıyor. Ben anlarım bu. Çünkü Robinho tip bir oyuncu değil. Serdar'la girdiği pozisyonda kırmızı kart bekledi. Hayır, devamı doğru. Robinho bak, ben oyuncuların karakterine bakarım. Ertem. Bu tamamıyla pozisyona da baktım. Anlık bir şey oldu orada. Kaçıramadı yani. Anlarım çünkü. Daha önce mesela baktım bilerek bastı geçti. Yavuç falan dedim. Kırmızı demiştim bak Yavuç'e. Ama pozisyona söylemem. Çünkü Yavuç'u biliyorum ama buna demem. Dolayısıyla burada devam kararı doğrudur. Sizce Robinho'nun pozisyonu kırmızı kart mı? Beyaz Arda'nın futbol evinde yazın. Arda'nın pozisyonu penaltı mı? Beyaz futbol evinde etiketini lütfen yazın. Sizlerden bekliyoruz. Sinan abi. Öğrendi. Hüseyin Göcek tekrar. Hüseyin Göce'yi kutluyorum. Bugünkü yönetiminden dolayı Hüseyin Göce'yi kutluyorum. Evet Ertemciğim. Robinho'nun pozisyonu kırmızı kartlı dedik. Sinan abi dedi ki hayır, iyi niyet var. Arda'nın kötü niyetli değil. Kırmızı penaltı mı? Hayır değil. Top ayaktan sekiyor dedi. Kırmızı penaltı değil. Moses'in pozisyonu? Hangi pozisyon Ertem? Ben hatırlat bakayım sana. İtme var yani. Hayır itme. Hayır yok. Çok hafif. Çok yumuşak. Ben ayrıca geçen haftaki Arda'ya verilen penaltıya da penaltı demedim Ertem. Öyle mi? Aynen. Hani Başakşehir'in kazandığı Arda'ya ona da ben penaltı vermem. Ben ona vermem. Şu pozisyon Sinan abi. Bak yok ya Ertem. Bunlar çok hafif. Bak ne diyorum, geçen seneki ona vermem yani ben. Arda'nın o pozisyonuna vermem. Arda dedik. Birazdan bu tartışmalı pozisyonlara devam edeceğiz. Arda Turan. Özellikle Galatasaraylılara seslenmek istiyorum. Galatasaray'ın efsaneleşmiş ismi, bugün Başakşehir'de şampiyonluk için koşturan Arda Turan inanılmaz açıklamalar yaptı. Bu arada şampiyonluk için koşturan demişken Özer Koca, Sayın Özer Koca'yı, Medipol Sağlık Grubu'nu Başakşehir'e verdiği destekten dolayı da yürekten kutlamak lazım. Tebrikler gerçekten. Medipol Sağlık Grubu gerçekten inanılmaz bir yatırım yaptı. Futbola inanılmaz bir desteği var. Özer Bey'i de kutlamak lazım. Gerçekten Özer de tebrikler, bak. Selamlar. Şimdi, Özer Bey'e selamlar buradan. Bir tane Demir diye bir çocuk, içeriden bana çocuklar at. Demir Habib diye bir çocuk mesaj atmış.
Sinan abi, Arda oğlunun arkadaşı diye mi kırmızı değil diyorsun? Şu anda tabanla basıyor. Arda tabanla falan bastığı yok oğlum. Arda'nın elinde penaltı pozisyonu var. Arda'nın basma yok. Robinho'nun o basma var. İkincisi de anlamıyorsun. Peki Arda Olcan'ın arkadaşı falan da geçen hafta gidip penaltısı da penaltı değil diyorum yani. He? Değil diyorum. Neyse onu söylüyoruz. Ya inanamıyorum size ya. Ya inanamıyorum. Hakikaten çocuklar bu kadar basit mi bu işler ya? Oğlumun arkadaşı diye. Ne yapayım ben oğlumun arkadaşı olabilir? Herkes oğlumun arkadaşı ya. Ne yapayım ben yani? Geçen haftaki diyorum ki geçen haftaki bana göre penaltısı Arda'nın ben vermem diyorum. Bugün Arda'nın ayrıca taban pozisyonu yok. Arda'nın taban pozisyonu mu var? Arda'nın penaltı pozisyonu var. Bu pozisyon zaten biz... Arda'nın tabanla ilgili bir şey yok. İyice seyret. Robinho'nun pozisyonu var taban. Anlayamamışsın. Vallahi. İnanamıyorum yani. Abi nasıl seyrediyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Hadi engelleyin onu da. Bir yerde bir taban var böyle. Bir taban olayı var. Ya değil o. Yavaş. Ama, ya o taban diyor Ertem. Darbesi var taban. Hı hı. En fazla sarı verilir. Bak en fazla. Biliyor musun pozisyonu gördüm ya. Hatırladım o pozisyon. Bakın o pozisyon gündeme bile alınmadı. Arda'nın o pozisyonu. En fazla sarı düşünürüm. Sarı. Evet. Arda'yı lütfen iyi dinleyin. Özellikle Galatasaraylılara sesleniyorum. Bakın Arda Turan neler söylüyor. Bir cümle var ki belki de Galatasaraylıların gözlerini dolduracak bir görüntü. Ben şuna benzetiyorum Arda ile Galatasaray taraftarı, Galatasaray arasındaki ilişkiyi. Hani küsen, darılan aşıklar olur ya, ama bir şekilde buluşamazlar ama küserler, darılırlar. İçten içe buluşmak isterler ama olmaz. Böyle bir sevgi, böyle bir saygı var. Galatasaray taraftarının Arda'ya niye kızdığını anlamıyorum. Ben Galatasaray taraftarının Arda'ya neden kızdığını hala anlayamıyorum. Arda'nın Galatasaray'la ilgili hiçbir söylemi olmaz. Olmamıştır da. Galatasaray Arda'yı istemedi. Galatasaray isteseydi Arda'yı, Galatasaray'a gelirdi. İstemedi. Türkiye'de futbol oynamak istedi. Başakşehir'e geldi. Ben Arda'nın Türkiye'de oynamasını zaten hiç istemedim. Kendisine gelme dedim. Kendisi de bana öyle söyledi zaten. Sinan abi beni sevenler benim gelmemi istemiyor dedi. Evet oğlum gelme dedim ben. Git Avrupa'da nerede oynuyorsa oyna dedim. Geldin. Buyur dinleyelim Arda'yı. Arda Turan. Arda, soyunma odasındaydın. Başkan vardı. Tezahüratlarla çıktı takım. Nasıl durum? Senden alalım babayı. Normal. Fenerbahçe yenince yani normal büyük maçtı. Kazanınca mutlu olduk soyunma odasında. Her maçtan sonra sevindiğimizin biraz daha fazlasını sevindik. Onun dışında başka bir şey yok yani. Ekstra bir prim yok yani. Yok ya. Onları söyleyemem. Sağ olun. Var ama söyleme. Göksel abinin eli çok açıktır o yüzden. O yüzden böyle maçlardan sonra soyunmasına geldiğimde yaşadık. Peki oyun için ne söylemek istersin? Oyun. Ya böyle maçlar çok zor maçlar. Fenerbahçe'nin durumu ortada. O yüzden yani Fenerbahçe'nin durumu büyüklüğünden bir şey kaybettirmez ama sıkıntılı durumda var. O yüzden zor bir maçtı. Biz de iyi oynadık. İyi oynadığımız için de ilk yarı iyi oynadık özellikle. İkinci yarı Fener daha iyi oynadı. Biraz futbol şansı da bizim yanımızdaydı ve kazandık. O yüzden çok mutluyuz. Arda, lig bitti mi sence? Yok olur mu öyle şey? Daha lig bitmedi. Daha bayağı uzun bir zaman var hem de. Yani asıl iş başlıyor. En kritik dönemler çünkü düşenler, çıkanlar, UEFA'ya oynayacaklar. Herkes canının derdinde. O yüzden hiç kolay değil. O yüzden biz Kayseri'ye konsantre olacağız. Buradan Sinan abiye de bir şey söylemek istiyorum. Geçen gördüğümde içeriye gir demişti. Bizim taktiğimiz gereği benim sürekli kenarda durmam lazım. Ben de topa çok gitmek istiyorum ama sistem gereği öyle oynuyorum yani. Ama seni bugün kenarda maç sonunda gördüm. Son dakikalarda Abdullah Hoca'nın falan önüne geçmeye başladın. Oyunu bir yerde ilerliyor. Hoca sağ olsun. Çünkü çok küçüklükten beri tanındığı için. Hoca gerçekten çok iyi bir lider ama bizim takımda öyle bir şey yok yani. Aile gibiyiz. Hayır. Yani, evet öyle de hani sonuçta bir hocanın... 12. adamdın orada resmen. Ya, biz böyle enerjiyi sağlıyoruz. Çünkü hoca her zaman söylüyor ya, yani sizin tecrübenize bazen sahanın içinden daha çok ihtiyacım var diye. Oyundan çıktıktan sonra oyunda yokken, kamptayken hep takım arkadaşlarımızla konuşmamız lazım. Çünkü bu takımın tarihteki ilk şampiyonu olacak olursa. O yüzden çok heyecanlıyız ve bunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arda fark 11 puan. Diğer takımlar üzerinde bir baskı oluyor mudur şimdi bu takipçiler? Diğer takımların yerinde olmadığımız için bilemiyoruz. Yani biz kendi işimize bakacağız. Biz 11 puan Galatasaray maçını kazanırsa yine 8 puan. Yani geçen haftadan bu duruma bir farklı bir durum yok. O yüzden işimize konsantre olmalıyız. Daha önce tarihte bunun benzerleri olaylar var. O yüzden biz Kayseri maçını kazanıp ondan sonraki milli araya iyi girip
daha rahat hem orada dinlenip toparlanıp daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Milli takımı soracağım sana ama maçta bir pozisyon var. Senin eline seken bir top var. Çok yakında. Hakem, çok hakem devam etti. Çok biz konuşuluyor. Tabii, yani biz takımımız hakem kursu da iyi alıyoruz yani. Hani hangi pozisyon penaltı, hangi pozisyon değildir. Bir defa top ele geliyor. O yüzden elle oynama diye bir şey söz konusu. Bir de çok yakın. O yüzden böyle bir şey... Rahat mıydın yani var kararını? Yok çok var. Hiç düşünmedim bile. Geç, öyle bir şey olsa geçen haftaki Mosor'un penaltı pozisyonu da penaltı olurdu. Öyle düşün yani Malatya'daki. Arda milli takım. Yeni bir yapılanma. Şenol Hoca gelecek. Şenol Hoca, senin düşüncelerin nedir? Nasıl bakıyorsun? Hayırlı olsun diyorum. Çok sevindik. Çok özel bir hoca. Türk tarihinde çok başarılı olan bir insan. Bizim bir bakış açımızın olması... bir konu değildir yani. Hocamız ne görebilirse gel derler gideriz, git derler gideriz. Bizim işimiz konsantre olmak, futbola konsantre olmak. Sen buna hazırsın. Tabii ki. Milli görevi tabii, tabii ki her zaman. Şunu da sormak istiyorum sana. Maçla ilgili maçın dışında Galatasaray'dan geldin. Tabii ki profesyonellik var şu anda. Takipçin Galatasaray. Başakşehir'in takipçisi Galatasaray. Neler hissediyorsun? Tabii ki ben yani sonuç olarak her zaman Galatasaray camiasının evladıyım. Bunu hiçbir zaman saklamıyorum. Benim Galatasaraylığımı da kimse değiştiremez. Ama biz o camianın altyapısında bulunduğumuz, giydiğimiz formanın hakkını vermeyi de orada öğrendik. O yüzden Başakşehir ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu insanlar bana önemli zamanlarda sahip çıktılar. Göksel abi, Mesut abi, Mustafa abi, hoca. Hocam. Hoca sahip çıktılar. O yüzden onların hakkını ödeyemem. Sonuna kadar burada bu forma için mücadele edip inşallah Şampiyonlar Ligi hayalimizi de gerçekleştiririz. İnşallah seneye bu zamanlarda Şampiyonlar Ligi hayalini konuşuruz. Yani Galatasaraylık'la ilgili konu olamaz yani bizim için. Her zaman Galatasaraylıyız. Son sorum olsun. Ertem Şener ve Sinan Engin olacak stüdyoda bu akşam. Çok selam. Onlara bir mesajım var mı? İkisini de çok seviyorum. Gayet keyifli. Sinan abi hep dengeyi sağlamaya çalışan. Güzel programlar yapıyorlar. Reytinginizden de belli herhalde. Allah gönlüne göre versin. İkisini de seviyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Eyvallah. Çok